kızım, sen de ne büyük hareket yapmışsın ama ya. Ay keşke ben de olsaydım o toplantıda da Alihan'ın kala kaldığı anı görseydim. Allah, dumur oldu. Aman iyi olmuş, az bile ona. Kızım sen niye bizden gaza gelip gidip Hakan'dan ayrılıyorsun? Üf, ne bileyim ben ya. En yakın arkadaşı Alihan olan biri ne kadar doğru olabilir diye düşündüm. Dedim kesin bu da manyak çıkacak şimdi. Bırakırsın falan ama bak sen de korkmuşsun. Aman korkmadım be. Ne korkacağım? Yol yakınken evet uzayayım dedim, orası doğru. Bence sen kapılmaktan korktun. Galiba ya. Yalnız Hakan da çok efendi çocuk. Sağ ol ya. Vallahi bunu şimdi söylediğin ne iyi oldu. Kızım ne var ya? Bana mı sordun ayrılırken sanki? Sorsaydın söylerdim. Mumla ararsın derdim. İrem bak, yani yol yakınken sen de istiyorsan eğer ara, konuş. Ya arayamam. Ya siz anlamıyor musunuz? Çok tehlikeli yaşlardayız. Ya biriyle tanışınca olay evliliğe gidebiliyor. Olmaz yani, dikkatli olmamız lazım. Sonra ben niye bu evliliği yaptım, niye bu hayattayım, hayatım bitti derken bulacağız kendimizi. İyi mi yani? Doğru söylüyor. Ben evliyim. Şu an Halit'e gıcık oluyorum. Sana ne oldu yine ya? Ya buraya gelirken bile 40 tane laf saydı. Hı, hiç şaşırmadım. Bence var ya, en güzeli ayrılık. Ayrılık kadar güzel bir şey var mı ya? Kız kıza gezeriz ne güzel. Aynen. O zaman ayrılıklara. Ayrıla. Ben ayrılık taraftarı biri değilim ama. İşte bu. Kaldık mı yine baş başa? Aynen öyle oldu. İrem'den haber var mı? Ya yok, o aramaz artık beni. Şunları bir kızartabilir miyiz dostum? O da ne tuhaf kızmış ya. Ha? Yani biz ayrıldık diye sizin de mi ayrılmanız lazım? Ne saçma bir şey bu ya? İrem zaten standart dışı bir kız yani. Bir de bu yaşanan olaylar ona tuz biber oldu. Hak veriyorum kıza. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Onların ailesinden çıkmış standart bir kişi bile görmedim ben. Hepsi kendine has manyak. Galiba öyle. Mesela Zeynep. Yaptığına bak, inada bak. Diyorum ki evliliğin formalite, kağıt üzerinde. İnanıyor mu, anlıyor mu? Ne inanıyor, ne anlıyor? Zeynep o konuda haklı da. Haklı. Ben haksız demiyorum. Ama böyle kim olmaz. Anladın mı? Benim onu sevdiğimi biliyor. Benim başkasında gözüm olmadığını da biliyor. Hepsini biliyor. Biliyor da işte sadece bilmek yetmiyor demek ki. Bu Halit meselesi bitince beni daha iyi anlayacak. İnşallah o zaman çok geç olmayacak. Olmaz. Eğer olursa da gider kaçırırım kızı. Ne? Kaçırırım. Alihan, sen her geçen gün mantıktan bir tık daha uzaklaşıyorsun, söyleyeyim sana. Aşkın içinde mantık yok. Büyük konuşma, yarın görürüm seni de. Yok canım, ne alakası var? Ne mi alakası var? Ya İrem bir ayrıldı senden, yüzünden düşen bin parça. Görmüyorum mu zannediyorsun? O zaman bitmeyen aşklara içeriz. Ya bitmeyen aşklara. Ben var ya, Hakan kadar iyi, efendi birini bir daha asla bulamam. Bulamazsın tabii. Boşuna kaçırdın o treni. Bak ben yıllar önce Kemal'e hayır dedim. Ne oldu? Yıllar sonra karşıma dikildi. Susun. Ben konuşacağım. En azından sizin arkasından ağlayabildiğiniz birileri var. Ya ben ne yapayım? Bak ben burada sizinle içiyorum, orada karısıyla gününü gün ediyor. Oh. Zeyno ya, dramatikleştirme şu masayı. Bence var ya, seven sevdiğine sevdiğini söylesin abi. Hep bu yüzden kaybettik bu zamana kadar vallahi. Ne? Seven ne, anlamadım. Seven diyorum, sevdiğine sevdiğini söylesin. Söylesin. Ben söyleyemedim bak. Üf, en iyisi söyleme bak. Bak ben söyledim, ne oldu? En çok söyleyince canın yanıyor. Keşke söylemeseydim. Biz söyleyelim mi? Biz söyleyelim. Sen de söyle. Evet, sen ne yazıyorsan yaz, altına sövgülerimle dersin. Çok iyi. Ay evet. Yazacağım, öyle yazacağım. Ya bak var ya, zaten böyle içimde kalmıştı bir şey. Bunu da yazarsam oh, rahatlarım, tertemiz olurum. Sen mesaj atma şimdi, kitap gibi olur, ara. Aynen, mesaj atıyorum. Al sen bir telefonla. Atalım anasını satayım. Zaten önce benim mesaj atmam lazım.
Hakan. Yolluyorum ha. Yolla. Yolladım. Ben yolladım. Hadi bakalım. Hı. Ben de yolluyorum. Kime yazıyor ya? Aman Halit'e yolluyordur. Yemek için arıza çıkar diye onu düşün. Ne Halit ya? Kemal'e yolluyorum. Ne? Ne Kemal'i be? Ne Kemal'i be? Ver şunu. Aa niye ya? Siz istediğinizi yazdınız. Ben niye yazamıyorum? Aa siz beni kıskanıyor musunuz? Şu an çok büyük bir badire atlattık. Farkındasın değil mi? Şükür. Ay. Mesaj attık. Aferin bize. Mesaj. Attık biz mesajları. Attık. Attık. Hakan çok düşündü. Yine ben haklıyım. Ama sen harika bir insansın. Ne diyor abi bu? Normal bir insan mı bu Hakan şimdi? Ya soruyorum ya sadece. Normal bir mi bu şimdi? Oh. Zeynep de mesaj atmış. Zeynep. Evet. Ne diyor? Bir dakika. Sevgilerimle. Nasıl? Kız da normal değil. Kimse normal değil, yemin ediyorum ya. Aa, bir dakika. Vallahi normal değil. Bir dakika, dur. Dur, ben şimdi anladım olayı. Bekle sen, dur. Mavi tık oldu. Mavi tık oldu vallahi. Abi bu mavi tık yüzünden bir sürü yuva yıkılıyor ya. Gerçi inşallah Ali Hanım'ınki de yıkılır da. En akıllınız benim. Ben hiçbir şey atmadım. Zaten ben sizin kadar sarhoş da olmadım. Seni biz durdurduk be. Siz mi? Ama ben zaten yazsaydım daha aşk mesajı yazmayacaktım ki. Ne yazacaktın Yıldız? Uyudun mu yazacaktım? Uyudun mu yazacaktım diyor. Ne diyor? Ya bu böyle olmayacak. Ver bakayım şu telefonu sen. Ver. Dur be. Ver dedim. Telefonunu ver. Seninki de burada. Ama benimkini alma. Halit arar şimdi. Ben evliyim. Ha. Bunlar bende kalıyor. Bitti. İtirazım var. Niye itirazın var? Çünkü bence telefonlar tarafsız birinde durmalı. İyi. Dursun. Pardon, bakar mısınız? Siz tarafsız biri misiniz acaba? Siz taraf... Beyefendi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben telefonları alayım ben. Onları versen bana onu. Biz şimdi size bu telefonları versek. Tamam. Bu telefonlar sizde dursa. Çünkü biz böyle tamam. Yoğun bir alkol ve mesaj sorunsalının içindeyiz de. Onlar sizde dursa biz sonra onları şey etsek alsak olur mu? Tamam olur. Harika. İnan sessiz al. Sessize de onları aldım canım. Teşekkürler, sağ ol. Çözdük. Evet. Ne demiş Dostoyevski? Ne var? Yine ne demiş? Güzelse söyle. Söyle. İyi adamlar yalnızlıktan. İyi kadınlarsa kötü adamların balkonlarından gökyüzüne bakarken. Kızım bir şey ezberliyorsun, geliyorsun. Asıl yerini söylemiyorsun. Ölüyorlar. Telefon devamı ölürler. Ölürler. İşte onu diyorum ben. Benden bahsetmiş. Ben sürekli balkondan bakıyorum. Halit de hikayedeki kötü adam işte. İyi adam da Hakan. Ben de onu yalnız bıraktım. Ne kadar mutsuzuz biz. Niye böyle? Ne yapsak, çay mı içsek ha? İçelim, söyle. Pardon, bir var mı bakan, bir çay söyleyeceğiz ama. Serap mı görüyoruz şu an biz? Ne Serap'ı ya, Hakan o. Bunların ne işi var ya burada? İyi akşamlar hanımefendiler, afiyet olsun. Ne işiniz var sizin burada? Evinize bırakmaya geldik sizi. Ne münasebet. İrem'in Hakan'a attığı mesajda üçünüzün de çok sarhoş olduğu yazıyordu. Biz de üç kadını bir başına bırakmayalım dedik. Aşk olsun İrem ya. Bravo İrem. Ben öyle bir şey atmadım. Atmadım mı hatırlamıyorum. Attım. Vallahi İrem'e hiç kızma. En azından İrem'in attığı mesajın bir anlamı var. Senin ne dediğin belli değil. Bir şey yapıyordum ben onu. Yanlışlıkla oldu. Başkasına gönderecektim işte. Haydi o zaman siz yavaştan biz evlerinize bırakalım. Ay çok iyi olur biliyor musun? Ben içtim ya bunu ya. Hem midem ağrıyor hem başım ağrıyor. Tadım kaçtı, eve gidelim. İyi sizi bıraksınlar. Ben kendim giderim. Dur tahmin edeyim. Buradan şimdi çıkacaksın. Yürüyerek gideceksin değil mi?
Evet, bildin. Güzel. Ben de seni yolda durduracağım, ikna edeceğim ve arabaya bindireceğim. O yüzden yok yere için at yapma, baştan bin şu arabaya. Zeynep çok soğuk ya. Hadi yürü. Ya sen 5 dakika önce neler söylüyordun? Neler söylüyordun? Biz biraz sizin arkanızdan konuşmuş olabiliriz. Biraz, çok az ama şu kadar filan. İrem, yazıklar olsun sana. Hadi. Hakan, kızları al geç, ben hesabı ödeyeyim. Sen bizim hesabımızı ödeyemezsin. Tamam mı? Hı hı, tamam. Ben oturmam öne çünkü alışık değilim. Ben de hayatta ortaya oturmam söyleyeyim. Buyurun. Ay tamam. Ben otururum. Çok iyi. Haydi geçin böyle siz arkaya. Allah'ım ya. İçeride halledersiniz. Eko sarım o. Çok iyiymiş. Zeyno kay bakalım. Ay çok fena aşığım galiba ben. Biz sığmayacağız böyle. Sen kızlarla önden git, ben bir taksi çevirip arkadan takip eder misin? Takip etmene gerek yok ya, gittiğinden. Ben bırakırım kızları. İyi geceler. İyi geceler. Taksi çağıralım demiş. Evet, bunları unutmuşsunuz. Ver, ver. Aa. Ver sen. Ben gidiyorum kızlar. Nereye ya? Ben gidiyorum. Aa, nereye İrem? Ay bırak gitsin ya. Siz beni ciddiye almayın. Hadi görüşürüz. Ben olsam ben de giderdim. Ya böyle mi anlaşmıştık? Aferin İrem. Sen sus Yıldız. Ben geldim. Hadi kalk. Yıldız geldik. Hadi. Hadi in. Al telefonundan. Doğru mu görüyorum? Halit 14 kez aramış. Ne yapacağım? Ne diyeceğim ona şimdi? Sen de mi kalsam acaba? Hadi Yıldız saçmalama ya. Hastasıyım, buldum çözümleri. Arkadaşlar bunları burada tartışarak bence zaman kaybediyorsunuz. Yine siz bilirsiniz ama... Sen sus. Sen bizim düşmanımızsın. Kardeşimi hemen eve bırak. Sonra da sen git. Ben gidiyorum. Sokakta bırakmayacağım herhalde Yıldız. Ben Halit'i taksiyle geldik derim. Yoksa bunun bizi bıraktığını öğrenirse beni öldür. Tamam. Dikkat et. Sen şunu bana ver git. Yanlış götürdüm. Unuttum ben. Yıldız! Halit, ödümü patlattın. Patlasın zaten. Saat kaç oldu farkında mısın? Kaç kere aradım seni? Telefonlarıma niye cevap vermiyorsun? Ben telefonumun şarjı bitti diye garsona verdim telefonumu. O da şarja taktı. Geri almayı unutmuşum. Unutmuş musun? Unutmayacaksın Yıldız. Seni dışarı gönderdiğime pişman ettin. Zeynep aradım, o da cevap vermedi. Zeynep de duymamıştır. Yoksa niye açmayalım? Özür dilerim hayatım. Kokuyorsun sen ya. Ah. Halit Argun'un karısı dışarıda böyle dolaşamaz. Sana yüz verdikçe astar istemeye başladın. Bir şey adabıyla yapmayı öğren artık. Bir daha dışarı çıkamayacaksın, anladın mı? Tamam Halit, bir daha olmaz. Bir dahası yok zaten Yıldız. Bu hayata adapte olmayı öğren. Geliştir kendini. Yıldız. İlahi adalet miydi o ya? Çünkü babam bir anda benle konuşuyor sandım. Sonra bir baktım bu sefer gözden düşen sensin. Birincisi ben seni kadar içemiyorum zaten. İkincisi babam beni kıskandığı için ortada dolaşmamı istemiyor. Ama senin dolaşmanı onu rezil etme diye istemiyor. Arada büyük fark var. Ya Yıldız,
Tabii seni iyi hissettiriyorsa öyle düşünmeye devam et ama... yani sana yapılan hakaretleri de kıskançlık olarak algılaman bayağı zavallılık ya. Zehra sus, şey söyle bana. Sen sürekli içip duruyorsun. Yani çok sarhoş değilim ama yani midem çok kötü yani. Ağzıma böyle sular geliyor. Ne içeyim ben? Ben nereden bilebilirim Yıldız'cığım? Ben içmeyeli o kadar uzun zaman oluyor ki. Yalancı. Daha geçen gün sarhoştu. Bir kere lazım oldu. Onda da yardım et. Uçacağım ben galiba.